Gerçekten. Nedir bu salsa? Hiç merak ettiniz mi dans Türkiye'de bugünlere nasıl geldi? Sosyalleşmenin ve kültürel sportif etkinliklerin belki de en güzel türlerinden biri olan dans ve onların da en güzel alt türlerinden biri olan salsa acaba Orta Afrika'daki yolculuğundan sonra Küba'ya uğradığı, daha sonra da tüm dünyaya yayılarak milyonları etkisi altına alan bir rüzgar haline nasıl geldi? Bu rüzgardan ülkemiz nasıl etkilendi? Türk insanı salsayla nasıl buluştu? Hangi gelişmeler veya kişiler buna ön ayak oldu? Bu tek bir kişinin çabasıyla olacak bir iş değildi. Aslında birçok kişinin değerli çabaları, onların uğraşları sayesinde aslında onların omuzlarında yükseldik. Önemli olan gelişim sürecinde duvara bir tuğla da onlar tarafından koyulmasıydı. Ve bunu da zaten fazlasıyla başardılar. Kimisi bunu bilinçli yaptı, kimisi kendine yatırım yapmak isterken aslında geleceğimize yatırım yaptı. Dediğimiz gibi bunu bir kişi yapamazdı. Peki nasıl oldu da iki hecelik bir kelime bütün Türkiye'yi değiştirdi? Gerçekten nedir bu salsa? Videonun sonunda salsa nedir sorusuna cevap vereceğim. Ancak o zamana kadar salsa bugün Türkiye'de bulunduğu noktaya nasıl geldi? Hangi değerli yüreklere bulaştı? Hangi kişilerin, hangi insanların, hangi dansçıların hayatlarını değiştirdi? Bunlara o dönemi de yaşayan insanların anılarına yer vererek cevap vereceğim. Türkiye'de her alanda olduğu gibi dansın da öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'ün çabalarıyla o öldükten sonra 1950 yılında ülkemize getirilen Monsieur Panosyan'la başlayan rock'n'roll yolculuğumuza, Türk kızlarına bale öğretmesi için getirilen Madame Olga'ya kadar çıktığımız bu dans dolu serüvende salsaya nasıl geldik? Videoyu beğenerek, altına hislerinizi, duygularınızı, anılarınızı yazarak, paylaşarak ve kanalıma abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi alın. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye'de salsa dansına emek vermiş tüm değerli yüreklere sevgi ve saygılarımla bu video sizin için. Ellilerde ve 60'larda salsanın esamesinin dahi okunmadığı Türkiye'de Atatürk'ün sanata bakış açısı halen insanların zihninde yer etmekteydi. Hızla modernleşen Türk toplumu hayat damarlarından biri olan sanata olan açlığını gidermenin türlü türlü yollarını bulmuştu. Cumhuriyet dönemi Türk yazar ve şairlerin kitapları yok satıyor, sanatsal etkinlikler ve organizasyonlar büyük ilgi görüyordu. Ancak iş dansa geldiğinde durum biraz farklıydı. 60'larda sosyal dans etmek isteseydiniz ve İstanbul dışında bir ilde yaşıyor olsaydınız, inanın işiniz çok zordu. Beyoğlu veya sıra servilerdeki birkaç dancing club dışında bir alternatif bulmak neredeyse imkansızdı. Sayıları bütün ülkede iki elin parmaklarını geçmeyen İstanbul dans okullarından eğitim almak dışında dansı öğrenmenin tek yolu Elvis Presley ve Louis Armstrong dinlemek, o müziklerde Fred Astaire, Grace Kelly gibi artistlerin videolarındaki figürleri taklit etmekti.
60'larda İstanbul'daki dancing club'lar demişken, halen uluslararası dans örgütü IDO'nun Türkiye başkanı olan Alper Alakut'un babası İnce Mehmet'e o dönemlerde ait olan dance club'dan bahsetmeden olmaz. 1963 ile 1968 yılları arasında İstanbul'un beyefendileri ve hanımefendileri buralara gider, sohbet eder ve dans ederlerdi. Elit kesim yeni yeni göç almaya başlamış İstanbul'un bozulmamış yapısında keyifli dakikalar yaşamak için en güzel kıyafetleriyle Beyoğlu'na iner, bu mekanları doldururdu. Jilet gibi giyinmiş, fötür şapkalı, adeta filmlerden fırlamış gibi beyefendiler ve üzerlerine iliştirilmiş numaralar. Kadınlar mı? En güzel tayyörleriyle orada olur, üzerlerindeki numaralar ile sıralarını beklerlerdi. Dans etmek isteyen bir beyefendi önce gişeden köşede duran jukebox için bir jeton alır ve renkli bir karta yazılı numarayla birlikte bunu dans etmek istediği hanımefendiye verirdi. Sonra pistin kenarındaki banklara oturur, dans için davet edilmeyi beklerdi. Aldığı jetonla en sevdiği müzikleri çalar, ortama bambaşka bir hava katardı. Dansa kaldırılmayan kişi üzülmez, kendisi dışında dans eden her milletten dansçının zarif figürlerini izleyerek keyifli dakikalar geçirirdi. Bu mekanların bazıları son derece pahalı ve lükstü. Normal bir vatandaşın girmesi ise oldukça tuzlu sonuçlara yol açabilirdi. 60'larda sıra servilerdeki Normandiya veya Nişantaşı'ndaki çatı, Divan Oteli'nin yanındaki Kervansaray ve Cordon Bleu bu mekanlara örnekti. Türkiye'ye modern dansları ilk getiren kişi olduğu söylenen Ardoş Panosyan veya dönemin Türk kızlarına bale öğretmek için getirilen Madame Olga'ya rastlamak gündelik durumlardı. O dönemlerde yerli İstanbullu kişilerin neredeyse hepsi az çok dans bilirdi veya öğrenmek için Pera'ya iner, bu mekanlarda gündüz düzenlenen kurslara katılırdı. Twist ve rock'n'roll dönemin popüler danslarıydı. Henüz ülkemizde 50'lerin sonu 60'ların başında salsa dansını bilen ya da icra eden tek bir kişi yoktu. Ama diğer danslar açısından zaman içinde Caddebostan Gazinosu'ndaki dans müsabakalarının başlaması, dansın yaygınlaşmasında önemli bir ilerleme olarak hep hatırlanmaktadır. 70'lerin sonu, 80'lerin başı zor zamanlardı. Gençlerin sanatla, sporla veya kültürle uğraşacak pek de zamanları yoktu. Neredeyse her üniversite öğrencisinin kutuplaştırılmaya çalışıldığı, bitmek bilmez sağcı solcu kavgaların içinde gencecik insanların kaybolduğu, toplumun hem ekonomik hem de sosyal hayatta büyük zorluklar çektiği yıllardı. Sanatın her kolu bu olumsuz ortamdan nasibini ise fazlasıyla almıştı. Futbol, güreş gibi sporlarla deşarj atmaya çalışan toplum, diğer spor dallarının çoğundan bir haber yaşıyor, sanat deyince akıllarına Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan gibi plak yapan ünlü ses sanatçılarının gazino performansları ve filmleri geliyordu. O zamanlar dans ise günümüzdeki anlamı ile bir kültür ve spor unsuru olmaktan çok çok uzaktı. Dans edenlere farklı bir gözle bakılıyor, bu bilinçaltı algının ürünleri ise takip eden yıllar içinde filmlerde bol bol yer buluyordu. Nasıl, becerebiliyor muyum? Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatim dağılıyor çünkü beni etkiliyorsun. Acaba özel ders verebilir misin? Para önemli değil. Kısacası 50'lerin, 60'ların elit ve görgülü İstanbul insanının da dahil olduğu sosyal ortamdan biraz uzaklaşılıyordu. YouTube'u, interneti bir kenara koyun, bantlı kasetler hayatımıza yeni yeni girmiş, ileride tüm dünyayı değiştirecek olan Bill Gates ve Steve Jobs babalarından aldıkları harçlıklar ile garajlarında okullarının yıl sonu projelerini hazırlıyorlardı. Hippie kültürü Amerika'da yayılmasını tamamlamış ve yerini daha sonra X kuşağı diye anılacak farklı bir genç kitleye bırakıyordu. X kuşağı gençleri yeni elektronik müziklerle coşuyor, bu müziklerle dans ederek kendi kişiliklerini ifade ediyorlardı. Elbette dünyada olan bu akımlar ülkemizi de etkiliyor, ancak ülkemizdeki gençler kısıtlı imkanlarla çoğu zaman hayranlıkla yurt dışına bakmaktan fazlasını yapamıyorlardı. İşte böyle sıkıntılı bir dönemde 70'lerin ilk yarısında Türkiye'de popüler anlamda dans adına bazı kıvılcımlar çakmaya başlıyordu. Bazı gençler İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bazı mekanlarda buluşuyor, dans ediyor, sosyalleşiyor ve hayata bambaşka bir perspektiften bakmaya başlıyorlardı. Sokaklarda buluşup güç ve zenginlik göstergesi stereo kaset çalarları ile rock'n'roll, boogie boogie ve elektro müzikler dinliyor, genç pop kültürünün oluşmasına katkıda bulunuyorlardı. Kurulmasının ardından henüz 10 yıldan biraz fazla zaman geçmiş TRT de bu gençlerin ve onların enerjilerinin farkına varıyor, bu durum gençler arasında büyük bir heyecana yol açıyor.
73 seçimlerinden sonra devlet konusunda yetişmiş ün sahibi eğitmenleri konservatuvarlara eğitmen ve yönetici olarak atadı. Bu sayede akademik eğitim veren konservatuvarlar hızlı bir gelişim sürecine girdi. Takip eden süreçte 70'lerin ortası ve ikinci yarısında İstanbul'da var olan birkaç dans okulu diğerlerinden öne çıkmayı başarıyordu. Hey Dans Okulu, Ateş Dans ve Sıra Servilerdeki Ümit İris'in dans stüdyosu. Bu dans okullarından genç Tolga'nın kurduğu Hey Dans Okulu dönemin en popüler dans okuluydu. Dönemin önemli magazin dergisi olan Hey dergisinin yöneticisi Doğan Bey'in Tolga'na jesti ile adını kullanmasına izin verdiği Hey markası ileride kendi adını taşıyacak dans okulunun temellerini oluşturmuştu. Tolgahan bu dönemde birçok gence dansı öğretmiş ve sevdirmiş genç bir isimdi. Aynı zamanda bir dans grubuna sahip Türkiye'deki birkaç kişiden biriydi. Yetiştirdiği öğrenciler hem kendi grubunda dans ediyor hem de kendi yollarını çizmek için tavsiyeler alıyorlardı. Bunlardan biri olan ve dönemin popüler dansçılarından Coşkun Evcim, bir süre eğitim aldıktan sonra Ankara'da kendi dans grubunu oluşturarak çalışmalarına başladı. Daha sonra Coşkun Evcim, dönemin ünlü dergisi Şey'in düzenlediği ve Müjde Ar gibi birçok ünlü ismin hakem olduğu dans yarışmasında 5. oldu. Bu yarışmada 1. olan ve birçok ünlünün dansçısı olarak dans eden bir diğer duayen dansçı Çetin Cengiz, dönemin genç yeteneklerindendi. Birkaç yıl sonra Fransa'da katıldığı bir yarışmada 5. olmasının acısını fazlasıyla çıkaran Coşkun Evcim, partneri Nergis Kumbasar'la birlikte akrobatik rock'n'roll dalında Türkiye'ye birinciliği getirdi. 70'lerin sonu 80'lerin ilk yarısına gelindiğinde Tolgahan ve Coşkun Evcim'in sahibi oldukları dans grupları organizatörlerin ilgisini çekiyor, TRT bu genç dansçılara programlarında yer vermeye başlıyordu. Bu sayede dansa olan ilgi TRT'nin de katkısı ile hızla artıyor. Birçok sanatçı turnelerinde bu genç dansçıların performanslarına yer vermek için sıraya giriyorlardı. Bu arada 1975'te 8 yaşında olan bir genç, ağabeyinin dansından etkileniyor ve içine yavaş yavaş dans aşkı düşmeye başlıyordu. İlkokul 2. sınıfta kendine bir dans grubu kuran bu genç, ilk gösterilerini karne gününde öğretmenleri ve arkadaşlarına yaptı. 15-16 yaşına geldiğinde bu genç birçok dans yarışmasında aldığı birinciliklerle Vizyon Ajans sahibi Atilla Kalpakaslı'nın dikkatini çekti ve beraber çalışmaları için zemin hazırlanmış oldu. Bu genç Türkiye'de dansa diğer yaşıtları gibi popüler anlamda yön verecek isimlerden biri olacak Levent Köksal'dı. Aslında salsa bir kenara dursun. 70'lerin sonu 80'lerin başında Türkiye'de dans deseydik insanların aklına türlü türlü şeyler gelirdi. 70'lerin sonu 80'lerin başında. Dans etmek zor iş, bunu söylemek ise çok çok daha zor bir işti. 1978'de İngiltere'de üniversite okuyan genç bir kadın profesyonel voleybol oynuyor, dönemin popüler dansı rock'n'roll ile coşuyor, ileride Türkiye'de salsa dansının gelişimi için yapacaklarından bir haber, dans ile bulaşacağı 1998 yılına kadar yüreğine ilmek ilmek dansa dair birikimler yapıyordu. Bu genç kadın ileride Türkiye'nin ilk gerçek salsa festivalini düzenleyecek ve bugünkü tüm salsa festivallerinin temelini atacak, ülkemizde günümüzde festival düzenlemiş Aykan Gümüşcan, Kemal Keskin, Berkan Kaymaz, Zafer Coşkun, Ömer Ayaz, Oktay Filezoğlu, Tugay Yalçın, Caner Dokak, Tan Önder ve daha sayısız birçok isme örnek olacak, New York Style ontuya gönül verip yayacak ilk kişilerden olacaktı. Bu isim o dönem henüz 20 yaşına dahi girmemiş kıpır kıpır bir genç kadın olan Yonca Gülgeç'ti. 70'li yılların sonunda sanatçılar danslarla zenginleşen müzikaller dönemini başlattı. Nüket Duru ile Merhaba Müzik müzikali, Sezen Aksu'nun Stardust müzikali, konservatuvarlı dansçıların yer aldığı Ajda Pekkan'ın Büyük Kabaresi, Deve Kuşu Kabare ve son olarak Efsane Hisseli Harikalar Kumpanyası. Ancak bu kabareler sanatsal ve kültürel etkinlikler, sportif faaliyetlerin önünde önemli bir engel vardı. İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini, Yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur. Ve 80 ihtilali. Bir sabah Türkiye bambaşka bir güne merhaba dedi. Türk toplumunu derinden yaralayan 12 Eylül darbesi, sanatı, sporu ve hayata dair her türlü sosyal aktiviteyi durdurdu. O dönem askerde olan dönemin sosyal dansçılarından Alper Alakut,
80 ihtilali sırasında komutanlara gazinolarda dans ettiğinden yüzünde hafif bir burukluk ile bahseder. Bu olumsuz süreçte toplumun dansa olan ilgisi ise gün ve gün artmaktaydı. Bu ilkiyi genç yaşlı üzerine toplamayı başaran dönemin dansta en medyatik ismi Tolga Han, neredeyse tüm yıldız sanatçılarla bu dönemde aynı sahneyi uzun bir süre paylaştı. Tolga Han ve dans grubu anne ve babalarımızın alkışları ile 80'li yılların sonuna kadar tek kanal Türkiye'yi tam anlamıyla domine etti. 80'lerin ilk yarısında artık Türkiye'de profesyonel dans grupları ve onları takip eden gençlerden oluşan bir kitle yavaş yavaş oluşmaya başlıyordu. Levent Köksal, Çetin Cengiz, Tolga Han, Coşkun Evcim tarafından yapılan çalışmalar dansa olan ilgiyi gittikçe artırıyordu. Ancak hayatı boyunca içki ve sigara dahi kullanmayan Coşkun Evcim'in 1985 yılında henüz 26 yaşında siroz hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmesi o dönem büyük üzüntüye sebep olsa da artık fitil ateşlenmişti. Geriye dönmek mümkün değildi. Gençler artık siyasi, ekonomik ve politik sorunlardan dans ile uzaklaşmaya başlıyor, ülkenin dans anlamında modern yüzünün temellerini atıyorlardı. Artık TRT, dönemin en popüler dansçısı ve profesyonel koreografı Tolga Han ve dans grubu ile çalışmalarına hız veriyor, açılışlar, yılbaşı programları, özel konserler, sanatçı turneleri için Tolga Han ve dans grubunun kapısını çalıyordu. Elbette o dönem dansı performanslarına katan sanatçılar da adlarından söz ettirmekteydi. Tolga Han ve dans grubu dışında çılgın, deli dolu enerjisiyle Seyyal Tener, bünyesinde Arif Alaşan, Nurhan Örücü, Çetin Cengiz, Levent Köksal gibi genç ve yetenekli dansçılar ile şarkılarını söylüyor, yavaş yavaş ilmek ilmek dans kavramını Türk toplumuna aşılıyorlardı. Yine o dönem Seyyal Taner'in grubunda dans eden bir genç 1981 yılında girdiği Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olacak ve başka bir koldan şöhret basamaklarını hızla tırmanacaktı. Bu genç Hakan Peker'den başkası değildi. Yarışmanın ardından kurduğu dans ekibiyle hem şarkılar söylüyor hem de dans ederek programlarda yerini alıyordu. Miniksin, ufacıksın, sen tatlı bir kaçıksın. Ufak tefek kusurlarınla gönlü açıksın. Burada durur barmen minik şişe elinde. Biz çalarız o durmaz hep oynar yerinde. 1983 yılında yolları Levent Köksal ile kesişen Hakan Peker, birlikte güzel bir birlikteliği yıllar boyu sürdürdü. 20'li yaşlarında olan Hakan Peker, sesi, dansında kullandığı figürler ve tarzı ile dikkatleri üzerine toplamayı fazlasıyla bildi ve kısa zamanda genç kızların sevgilisi oldu. Tolga Han ve ekibinin açtığı kapıdan geçen Hakan Peker, hem şarkı söyleyip hem dans eden genç sanatçılar kervanına katılıyordu. Yıllar sonra dahi hayatından dansı hiç çıkarmayan Hakan Peker, 20 yıldan fazla zaman sonra katıldığı bir TV programındaki performansı ile eski günleri bizlere hatırlatmayı ve vay be dedirtmeyi ihmal etmedi. Dansçı kimliğinden hiç uzaklaşmayan Peker, 2006 yılında biraz sonra bahsedeceğimiz önemli bir taşı diğer birçok değerli isimle birlikte doğru zamanda tam yerine koyarak bir kez daha dans için önemli bir adım atmış olacaktı. Yıl 1985, 12 Eylül'ün üzerinden 5 koca yıl geçmişti. Toplum tekrar normal hayatına dönmüş, gelişen kozmopolit İstanbul dansın merkezi konumunu koruyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından o dönem Güneş Gazetesi ile beraber düzenlenen ve Tolga Han'ın sunuculuğunu yaptığı Dünya Dans Şampiyonası'nda 3. olan genç Levent Köksal, bir yıl sonra 1986'da kendi dans grubunu kurarak çalışmalarına başladı. Güçlü ekibiyle dönemin en iyi dans gruplarından biri olan Levent Köksal ve dans grubu sayısız gösteri ve program TV çekiminde yer aldı. 1986 yılında Curcuna 86 İstanbul Dans Festivali'ni düzenleyen Levent Köksal, belki de popüler anlamda Türkiye'nin ilk dans festivallerinden birini düzenlemiş oldu. Çetin Cengiz, Ümit İris, Bravo Neco, Sema Tekin ve Komedi Dans Üçlüsü gibi sayısız ünlü bu festivalde bir araya geldi. 89 yılında TRT'nin düzenlediği Pazar 89 programında performanslara başlayan Levent Köksal ve dans grubu 93 yılına kadar sayısız performansa TRT bünyesinde imza attı. 80'li yılların ikinci yarısında Amerika'ya yayılan Latin Club'larda yapılan danslar popüler pazarlama ismi olacak salsa ile buluşacağı günü beklerken 1989 yılında bir dans bütün dünyayı kasıp kavuracaktı.
Kaoma grubunun efsane şarkısı Lambada ile tüm dünya 1989 yılında kasıp kavrulmaya başladı. Temel Latin figürlerini etnik bir müzik ile sentezleyen bu şarkı ve dans, 89 ve 90 yılını dans anlamında tam anlamıyla silip süpürdü. Etkisini 95 yılına kadar sürdüren bu dans, halen anne ve babalarımıza dans deyince söyledikleri ilk sözcük olarak hep hatırlanacaktı. Ülkemizde bu akımın etkisiyle Lambada isimli bir film çekildi ve bu film ile dansçı ve oyuncu olarak Yaşar Alptekin'in yıldızı bir anda parladı. Tam bir gençlik filmi olan Yasak Dans Lambada filmini izleyen sayısız genç koşa koşa dans okullarının yolunu tutmuştu. Ancak bu filmde bir kişi daha vardır ki takip eden süreçte adından çok söz ettirecekti. O dönem Yaşar Alptekin ile birlikte filmde oynayan rahmetli ünlü dansçı Coşkun Evcim'in kuzeni olan Yasemin Evcim performansı ile herkesi büyüledi ve Lastik Kız ünvanını aldı. Dans tekniği ve muhteşem altyapısı ile herkesin büyük beğenisini toplayan Yasemin Evcim, irili ufaklı birçok projede yer aldı. Ancak Türk halkının büyük çoğunluğu onu bu filmle değil, Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star 1'de yaptırdığı ve işbilir yapımcılar tarafından tam gece yarısı ekrana gelen Gece Yarısı Jimnastiği ile tanıyacaktı. Evcim soyadı dans anlamında onunla halen yaşamaktadır. Son derece yetenekli olan bu dansçı daha sonra yurt dışına gitti ve orada yaşamaya devam etti. Yine de biz onu Lambada filmindeki birçok gence ilham veren dans anlamında dop dolu Yasemin Evcim olarak hatırlamayı tercih ettik ve hep öyle kaldı. Bu arada ülkemizde 1980-1990 yılları arasında 7'den 70'e herkesi dansla buluşturan Tolga Han, TRT'nin büyük organizasyonlarında hep üst sıralarda şovlarını sergilemekteydi. Kimi gün deri ceketi ve minibüsü ile sahneyi bastı, kimi gün lastiklerin üzerinden sahneye atladı, grupça koreografiler yaptı, durmadan dans etti, partnerlerini omzundan yere indirmedi, kimi gün varillerin üzerinde akrobatik hareketler sergiledi, atladı, zıpladı, adeta sahnelere gökyüzünden düştü. Dansı herkese sevdirmek için sevdiği işi en iyi şekilde yapar, elinden ne spikerler ne de sunucular kurtulamazdı. O sahnedeyken her an her şey olabilirdi. Herkes Tolga Han ve dans grubunun şovlarını beğeni içinde izler, sanatçılar programlarında yer verirdi. Katıldığı programlarda 70'lik teyzeleri kolundan tutar, dansın sımsıcak enerjisini yaşlarını aldırış etmeden aşılardı. Evi dediği TRT'de dansçı olarak 90'lı yılların son dönemlerine kadar aktif olarak dans etti. Bir programda yaptığı efsane Elvis düeti ve performansı sayesinde kaç gencin dansa olan ilgisi kat ve kat artmıştır bilinmez. Bilinen bir gerçek varsa popüler anlamda Türkiye'ye dansı sevdiren ve bunu uzun yıllar boyunca halkın karşısında devam ettiren birkaç sayılı kişiden biri olduydu. Peki ya 90'lı yıllar? 90'lı yılların başında Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star 1 kuruldu ve Türkiye popüler kültüre ekranlarda ilk kez merhaba dedi. Artık ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 91 yılında TRT Yarım Elma programında sarı saçları, minyon sempatik tavırları ile genç bir kız bir şarkı söyledi. Madonnavari havası ve albenisi sayesinde gençlerin ilgisini çeken bu genç kız Yonca Evcimik'ten başkası değildi. Aboneyim abone, biletleri cebimde, ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı. Arabesk kültürünün etkisinde acılarla yoğrulmuş müzik piyasasına eğlenceli, hazmi kolay şarkılarla merhaba demişti. Bu şarkı tam bir patlama yaptı ve 80'lerde kabarelerde dansçılık yapan, konserlerde dansçı olarak yer alan, gülhane organizasyonlarında sunuculuk yapan bu genç hanımı bir anda şöhret yaptı ve dansçı şarkıcı kavramını Türkiye'de pekiştirdi. Artık gençler çok daha yoğun bir şekilde dans kurslarına geliyor. Kurulan özel televizyonlar taşıdıkları şov değerleri yüzünden dans gruplarına yer vermek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Üniversitelerde dans kulüpleri kuruluyor. İstanbul dışında da birçok ilde yavaş yavaş dans okulları açılmaya başlıyordu. 50 ve 60'lardaki İstanbul beyefendilerinin gitmeyi tercih ettiği lüks ve pahalı dans kulüpleri yerini yavaş yavaş lambada çalan, abone şarkılarıyla coşan gençlerin doldurduğu yepyeni mekanlara bırakıyordu. 1980'lerin dans eden gençleri yavaş yavaş birer birer dans okulları açmaya başlıyor. Onların yaptığı bu çalışma toplumun dansa ulaşmasını kolaylaştırıyordu. Video kasetlerin yaygınlaşması, Sony firmasının hayatımıza soktuğu Walkman,
etnik kimliklerin yavaş yavaş birbiri içine girmeye başladığı global dünyaya atılan adım, dansın da yaygınlaşmasında büyük rol oynuyor. Kısacası 90'lı yılların başı dans ve pop kültürü açısından tam bir patlama olarak adlandırıldı. Aynı yıllarda yani 90'ların başında Levent Köksal çok büyük sponsorluklar alarak tüm ülkede dans yarışmaları organize ediyor. Rap, hip hop ve freestyle ağırlıklı bu dans yarışmaları ile gençleri bir araya getirmeyi başarıyordu. Slazenger, Kinetics, Mavi Jeans ve Philips bu dev firmaların sadece birkaçıydı. Günümüzün aksine o zamanlar dansçılar ve dans emekçilerinin sanatçı olarak tanımlandığı, dansa dair sponsorlukların kolaylıkla bulunabildiği, danstan diğer sanatçılar gibi önemli paralar kazanılabildiği yıllardı. Ne oldu da bu algı değişti? İçi boşaldı, değersizleşti bilinmez ama takip eden yıllar popüler kültürün hızlı tüketim çılgınlığı ile törpülenmeye çoktan başlamıştı. 85 yılında Kumburgaz Koloni Disco'da Almancı çocukların danslarını izleyen aldığı ilhamla Tolga Han tarafından yapılan dans seçmelerinde yüzlerce kişi arasından seçilen 3 kişiden biri olan 85 ile 91 yılları arasında Tolga Han ile turne ve çekimlere devam eden yetenekli genç bir adam 90'lı yıllarda yeteneği ve biraz da medyatik şansı sayesinde yavaş yavaş başka bir auraya bürünüyor, takipçi ve seven sayısını hızla arttırıyordu. 88 yılında ülkemize yeni gelmiş İsmet Müftüoğlu'yla Latin derslerine başlayan bu genç ileride büyük başarılara imza atacak Aytunç Bentürk'ten başkası değildi. Yolları Yonca Evcimik ile kesişen Aytunç Bentürk, 90'lı yıllar boyunca Türk Madonna Yonca Evcimik ile sayısız performans ile ekranda boy gösterdi. Dop dolu gülüşü, dans ederken kimseyi umursamaz aurası ile izleyen herkesin hafızalarında yer ediyor, salsa ile buluşacağı güne kadar kilerini dansla doldurmaya devam ediyordu. 93 yılında Ah Kızlar Vah Erkekler isimli programda dansçı vale performansı ile popülaritesini arttıran Aytunç Bentürk, 80'li yıllarda Koloni Disco'da imrenerek baktığı Almancı gençlerin çok üzerinde performanslar sergiliyor, gözünün önüne düşen saçlarını sağa sola sallayarak genç kızların yüreğini hop hop ettiriyordu. 90'lı yılların ortalarında pop kültürü ülkemizde patlama yapmış, her gün yeni bir pop şarkıcısı ve klibine merhaba deniyordu. Bu dönemde yani 90'ların ortasında Karayipler'in Kuraçağı Adası'ndan genç bir bayan olan Avilen Türkiye'ye geldi ve güncel anlamıyla bilinen sosyal Latin danslarının temellerini atan kişi olarak hafızalarımızda yer etti. İstanbul'da sosyal anlamda salsa, merengue, cha-cha eğitimleri veriyor, dansın sosyal boyutunun güzelliğini tüm çevresine aşılıyordu. O dönem sayısız kişinin yolu dans ile kesişiyor, günümüzün önemli sinema karakter oyuncularından Halit Ergenç ile tango dersleri Alper Bale ve Dans kursunda devam ediyordu. 90'lı yılların sonunda ülkesine dönen Avilen, geride nasıl bir iz bıraktığını yıllar sonra anlayacaktı. Onun aşıladığı Latin müziği ve dansı sevgisi milyonları etkisi altına alacak bir yangına dönüşecekti. Hızla gelişen 90'ların popüler kültürü, entelektüel ve sosyal aktivitelere olan ilgiyi arttırıyordu. Bu ilgiyi toplamaya amaçlayan bir adam tarafından 96 yılının sonlarına doğru Swiss Otel'in altında yazları Taşlık isimli bir mekan olan bir yere Murphy's isimli bir sosyal dans mekanı kuruldu. Daha sonra farklı yerlerde faaliyet vermesinin ardından Kalamış Marina'da muhteşem bir lokasyona geçen bu mekanın sahibi Metin Murphy Manahan'dı. Çok değil, birkaç yıl içinde ülkemizde şu anda salsa dansına yön verecek kişilerin de oluşacağı bir altyapıya katkıda bulunduğunun belki kendisi bile farkında değildi. Bir taraftan da genç bir DJ performansları ile Murphy's'i dolduruyor ancak Latin müziklerinin pırıl pırıl tınısına da kendini kaptırmaktan alıkoyamıyordu. Bu genç ise ileride bugün Türkiye'de yapılan tüm dans festivallerine örnek olacak bir organizasyonu yapacağının ve açtığı kapıdan milyonların geçeceğinden bir haber yeni yeni tanıdığı Latin müzikleriyle boğuşmaya devam ediyordu. İnternetten bir MP3 şarkısının eğer bağlantı kopmazsa bir günde indiği bir ortamda müziklere erişmeye çalışıyor, eski İstanbul plakçılarının dükkanlarını aşındırıyordu. Bu genç Türkiye'nin ilk Latin müzik DJ'lerinden ve Mundo Latino dansının kurucularından Mehmet Ceyhan'dı. 96 yılında bir sabah uyandığımızda her yerde bir şarkı çalıyordu. Herkesin kulağına hızlıca yer eden bu şarkı bir kişiyi önemli bir yere taşımada büyük bir adım oldu. Boğaz Köprüsü'nde üstü açık Jeep'inden sarkan E5'te trafiğin ortasında dans eden bu adam elbette yeniden karşımıza aynı enerjiyle çıkan Birkaç İyi Adam ve Aytunç Bentürk'tü.
Türkiye'nin ilk popüler kültür boy band grubunu Yonca Evcimik'in tavsiyesiyle oluşturan birkaç iyi adam dansçı şarkıcı kavramına boy band kavramını da ekledi. Artık Tolgan ve Levent Köksal gibi dansçıların oluşturduğu orta yaşlı bir kesime yavaş yavaş çok genç bir kitle bu sarı saçlı çılgın genç adam tarafından eklenmeye başlıyordu. 90'lı yılların sonunda Türkiye'ye gelen Kenyalı siyahi bir adam kıpır kıpır vücudu ve yarım yamalak Türkçesiyle bir anda gözleri üzerine toplamayı bildi. İleride İmo olarak adlandırılacak bu adam İbrahim Abubakar Şaban'dı. Bilgisini Türkiye sınırları içinde 15 yıla yakın zaman aktaran bu genç adam sayısız dansçı ve eğitmen yetiştirdi. Bir taraftan yaşam mücadelesine ülkemizde devam eden İmo içindeki dans sevgisini hiç azaltmadı. Güler yüzü ile herkese örnek oldu. 2012 yılında Berkan Kaymaz tarafından düzenlenen Ankara Dans Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı ve bu onun katıldığı son festival oldu. Birkaç ay sonra savaştığı kansere yenik düşen İmo, geride binlerce seven, yetişmiş binlerce öğrenci ve sayısız sosyal dansçı bırakarak aramızdan ayrıldı. Son sözleri ise hala kulaklarımızda. Geçen sene çok güzel dans ederken akciğer kanseri olduğumu fark ettim. Ve cidden yıkıldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Cebimde 5 kuruş para yok. Kanser biliyorsunuz. Nasıl bir hastalık biliyorsunuz. Çok fazla para gerekiyor. Çok şey gerekiyor. Ondan sonra Berkanlar gibi insanlar, Yonca gibi insanlar ne söylese Türkiye'deki her yandan dansçılar birleşip organizasyon yaptılar. Yaptınız daha doğrusu söyleyeyim. Ve topladığınız parayla şu anda ayakta duruyor. Salsa dansının emekleme döneminde yaptığı katkılardan dolayı İmo saygıyı fazlasıyla hak ediyor ve gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Birkaç iyi adam bombası yeni düşmüş, Murphy's yeni kurulmuş, Levent Köksal yarışmaları ile camiayı toplamaya, Tolga Han'ın Beyaz Şov gibi popüler TV programlarında boy göstermeye devam ettiği 97 yılında Planet Dance finallerinde büyük beğeni toplayan genç bir freestyle dansçının ilgisini yavaş yavaş Latin dansları çekiyor. İleride birçok kişiyi bir araya getirecek önemli bir festivale imza atacağından bir haber içine düşen salsa ateşini körüklemeye başlıyordu. Bu isim halen okulu ile eğitimlerine devam eden Cihat Can'dı. 90'ların sonunda kurulan Show TV, Kanal 6, HBB gibi televizyonlar dansın medyatik yüzlerine show programları düzenletiyor, onları aynı karede buluşturuyordu. Adına show programı olan tek dansçı elbette Tolga Han ve Tolga Han Show'du. Birçok ünlüyü ağırladığı programında dansçılara da yer veriyor, onların da enerjilerine ortak oluyordu. Levent Köksal ile yaptıkları program ilk akla gelenlerdi. Günümüzde aktif olarak yoga ile ilgilenmesine karşın 90'ların sonu 2000'lerin başında salsa dansı adına önemli çalışmalar yapmış ve kendini geliştirmiş bir diğer önemli eğitmen ise Erman Ezgin'di. Birçok değerli eğitmenin yetişmesine ön ayak olmuş, sürece önemli bir katkıda bulunmuştu. 90'ların sonu 2000'lerin başında yıllardır dansın içinde olan Alper Alakut, sosyal olarak dans etmeye devam ediyor ancak yurt dışı yarışmalarını da yakından takip ediyordu. Bizim dansçılarımız da o organizasyonlarda görme isteğini hep içinde barındırıyor. Babası İnce Mehmet'in Beyoğlu'ndaki Latin Club'ında dans edenleri izlerken kurduğu hayalleri gerçekleştirmeye hazırlanıyordu. Çok değil, birkaç yıl içinde bu hayaline kavuşacak, uluslararası dans organizasyonu IDEO'nun Türkiye Başkanlığı'nı kazanacaktı. Yeni milenyuma sayılı günler kala ülkenin her tarafında bugün salsa dansına yön verecek ikinci jenerasyon diye adlandırılan salsa dansçıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Bir süredir ülkemizde yapılan ve İsmet Müftüoğlu ile gelişimine hız veren dans sporu dışında sadece eğlence amacıyla yapılan salsa, gelecekte Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık dans camiası olacağından haberdar değildi.
98 ile 2004 yılları arasında bugün neredeyse Türkiye'de salsa dansına yön veren tüm değerli eğitmenler 70'lerden bu yana Türk toplumunu salsaya, dansa hazırlayan değerli kişilerin omuzlarında yükselmeye hazırlanıyordu. Salsa dansına ait bir yükselme devri varsa işte o 98 ile 2004 arasındaki bu dönemdi. Bu 4 yıl içinde yani 98 ile 2002 arasında salsa dansına ilgi çığ gibi büyüdü. İstanbul'da İsmet Müftüoğlu ve Ethem Canpolat ile Latin eğitimlerine başlayan Oğuz Kurtili, Türkiye'ye gelen popüler anlamda günümüze en yakın canlı Latin müziğini yapan grubu Grup Palenque'yi dinleyip büyülenen ardından tesadüf eseri Nurhan Örücü'nün Maslak Mövenpik Otel'de dersine katılan Yonca Gülgeç, Murphy's Dance Bar'da DJ'lik dışında yavaş yavaş dansa adım atmaya çalışan Mehmet Ceyhan, üniversite dans kulübünde dansla buluşan Murat Ali Mandacı, halk oyunları kökenli Hamit Erentürk, ülkemizin önemli dansçılarından Önder Pamukoğlu, kendi dans grubu ile çalışmalarına devam eden Derya Erenler, 2000 yılında Erman Ezgin ile dansa başlayan Kutsal Zeren, yine o yıllarda dansla buluşan Ulaş Ata, dönemin sosyal dansın önemli isimlerinden Nurhan Örücü, o dönemin önemli isimlerinden Gizem Şen Yaprak, Dansoryum'dan Çiğdem Gündoğan, Cihatcan ile partnerlikleri uzun süre devam edecek Müge Eltutmaz, ileride yaşayacağı sayısız başarının temellerini bu yıllarda atan Aytunç Bentürk ve onunla birlikte dönemin en iyi birkaç kadın salsa dansçısı arasında gösterilecek Duygu Ural, daha sonra onun öğrencileri olarak TV'lerde de programlara konuk olacak, okullar açacak Murat Acar, Damla Birdal, günümüzde de hiç değişmeyen Yalçın Şişman, 2003'te üniversite bittikten sonra hobi amaçlı salsa dansına başlayan ama takip eden süreçte çok önemli başarılar kazanacak Mert Ülger ve Leymin Şayla, ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın kızı Eylül Ateşler, salsanın o dönemdeki en popüler isimlerinden Bahadır Efe, İmo'nun Türkçesini anlamakla salsa öğrenmek arasında kalan Bahadır Kaya, o dönemlerde Mehmet Ceyhan ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ve takip eden süreçte bir yarışmada Türkiye'de ilk kez on tu dans eden iki kişiden biri olarak hafızalarımızda yer edecek Koray Türkay, beraber o dönem önemli başarılar kazanan Kuban Turan ve Tülin Motola, daha sonra kendi adını taşıyacak okulu açan Mustafa Sarı, ayrılmaz partnerler Umut Başıbüyük ve Beste Osman Başoğlu, abisiyle yavaş yavaş dansa merak salan Yusuf ve Mustafa Gül, 90'lı yıllarda yurt dışında yaşayan ve 99 yılında Antalya'da adım dansı kurduktan sonra sayısız dansçı yetiştiren bölgenin efsane ismi Devrim Sırmalı, Akdans'ta hayatına başlayan Şenol Vefa Gülmez, 2000'li yılların başında dansa merhaba diyen daha sonra 2000'lerin ikinci yarısında salsa'ya geçen Nur Özkan, o dönemlerde üniversitede dansla tanışan, takip eden süreçte Türkiye'de sayısız başarılı işe imza atacak iki boyutlu genç Emre Çay, tangoya yeni yeni merak saran ama salsanın da yavaş yavaş etkisine giren sayısız başarılı dansçı yetiştirecek Esin Teke, her zaman her şekilde camianın içinde kalacak ve Antalya'nın bir diğer yüzleri olacak Volkan Akkaya ve Gülsen Karatoprak, Antalya'nın çılgın ve sınır tanınmaz dansçısı Fatih Aktan Coşkun, okulları ile bölgede söz sahibi olacak Hüseyin Deniz Randa, Onur Gandur, Hakan Özbaydar, benim bir kafem var, madem kafem var ben burada dans geceleri düzenlemeliyim diye yola çıkan şimdilerin organizatör ve okul sahiplerinden Oktay Filezoğlu, sahibi olduğu spor merkezinin içinde dans dersleri verdirmeye başlayacak Aykan Gümüşcan, Latin danslarına yavaş yavaş merak salmaya başlayan Erdem Belikuşaklı, İç Anadolu bölgesinde birçok kişiyi ve değerli eğitmeni yetiştiren Ebru Tıraş, 98 yılında üniversite dans topluluğu ile Latin dansları ile tanışan, daha sonra Ebru Tıraş ile çalışmaya devam eden Berkan Kaymaz, süreçte Amerika New Orleans'ta bir dans okulu açıp orada yaşamaya başlayacak Tümay Tunur, 2000'lerin ortasında dans sporundan salsa dansına göz kırpmaya başlayan Damla Demirci ve Engin Orhan, sosyal olarak salsaya merak salan Çetin Memli, yine Ebru Tıraş ile çalışmalarına başlayan Yunus Emre, Angora dans kurucusu Kıvanç ve Muzaffer Gür, Deniz Şaylan ve Esra Aydın, halk oyunları geçmişini salsaya aktarmaya hazırlanan genç Ümit Yumlu, salsaya İzmir'de büyük faydalar sağlayacak genç ve yetenekli Eda Söz, Serkan Dadaş, o dönem İzmir'in yüzü Denizhan ve Evrim Mersinoğlu, çılgın kardeşler Doğa ve Deniz İrez, beraber önemli organizasyonlar düzenleyecek kardeşler Hale ve Erkan Oktay, halk oyunları altyapısını salsaya taşımaya hazırlanan Osman Aydın,
2000'lerin başında dansla tanışmasına henüz 8-9 yıl olmasına rağmen sportif ve jimnastik altyapısını geliştiren ve bu özelliğiyle günümüzde önemli gelişmelere ön ayak olacak Akif Okudan. Takip eden yıllarda yurt dışında da ülkemizi temsil edecek, sayısız öğrenciler yetiştirecek Bursa'nın gururu Dinçer ve Seyhan Dişlon. Yavaş yavaş salsa ilgisi artan, takip eden süreçte genç dansçılara yapacağı yatırımlarla alkışları toplayacak Erdik Şadıllıoğlu, dünyaya açılan yüzlerimizden 2002 yılında dansa başlayan Özlem Sevimkan, uzun saçları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle her organizasyonda yer alan Güney Ege bölgesinin yıldızları, organizatör ve dansçı Zafer ve Yasemin Coşkun, yeni yeni turistik beldelerde kendi imkanları ile gelişmeye çalışan Zeki Uyanık, çılgın akrobasileriyle yüreğimizi ağzımıza getiren İlker Gülcan, yarışmaların yakışıklısı olacak Tolga Oflu, o dönem dahi ontu dans etmek isteyen Emre Camadan, İzmir'in kıvrık saçlı kızı Sinem Aslanoğlu, gülen gözlerimiz Selçuk Güler, Bolu ilinde dans ile ilgili çalışmalar yapmaya başlayan Erkan Gündüz, o dönemden ilk akla gelen isimler. 98 ile 2004 arasında saydığımız bu değerli eğitmenler salsa virüsünü bir kere kapmışlardı. Tedavisi olmayan bu hastalık tamamının hayatını değiştirdi. Ve bu bizim bugünlere gelmemizde önemli bir basamak teşkil etti. 2000'de ülkemize workshop vermek için gelen Carlos Paz, Aytunç Bentürk de dahil dönemin İstanbul'da yaşayan ikinci jenerasyon dansçılarına salsa eğitimi verdi ve güncele en yakın bilgilerle ülkemizi buluşturdu. Kimler yoktu ki bu workshopta? Alper Alakut, İmu, Erman Ezgin, Ethem Can Polat, Mehmet Ceyhan, Yonca Gülgeç ve daha sayısız isim. Carlos Paz, Abilen ile birlikte salsa dansının ülkemizde temellerini atan ikinci isim olarak halen hatırlanmaktadır. Aytunç Bentürk de dahil birçok isme salsayı sevdiren ve başlamasına ön ayak olan Carlos Paz, süreçte defalarca Türkiye'yi ziyaret ederek eğitimler verdi. Aynı yıllarda Mundo Latin olarak Yonca ve Mehmet, Murphy's Dance Bar'da geceler düzenliyor, sosyal olarak insanları dans ettiriyorlardı. 2000 yılında Ansel Chezan önderliğinde United Kingdom Associations tarafından verilen eğitimle dünyanın 67 ülkesinde geçerli bir dans sertifikası alan Yonca Gülgeç yavaş yavaş kolları sıvamaya başlıyordu. Diğer yandan 2001 yılında Erkan Özarman başkanlığında Sportif Salon Dansları Derneği tarafından düzenlenen dans yarışmasında Çiğdem Gündoğan ile birinci olan Aytunç Bentürk, salsa dansına iyice ısınmış ve genç enerjisini atacak yeni yarışmalar arayışına girmişti. Bir süre YouTube'un henüz olmadığı, video kasetlerin hükümdarlığına devam ettiği Türkiye'de kısıtlı imkanlarla kendini geliştiren Aytunç Bentürk, 2003 yılında Ebru Çapraz ile İtalya'da katıldığı yarışmada 31. oldu. Dönemi hatırlayanlar tarafından bilinen iskelet kostümü ile katıldığı yarışmayı gelin kendi cümleleriyle dinleyelim. Sene 2003, Türkiye bugüne kadar hiçbir şekilde işli danslarda, yani en azından salsa, sosyal etin danslarında herhangi bir yarışmaya katılmamış. Yani katılmayı bırakın, seyretmemişiz bile. Nasıl bir yarışma oluyor, ne yapılıyor, ne giyiliyor, ne ediliyor, internetten dahi görmemişiz. Yurt dışında bir yarışma var dediler, katıldım dediler, hadi dedik gidelim, hiçbir şey bilmiyoruz. İtalya'ya bir gittik, ben böyle bir baktım etrafıma, hani böyle yüzlerce yarışmacı, binlerce seyirci zaten azmış. Sanki böyle dünya işte futbol karşılaşması var. İtalya finalde UEFA var. İşte davullar, trompetler, ne bileyim ziller. Allah'ım inanamazsınız. Yani öyle bir atmosfer var ki. Bir kere başkaları çıktığı zaman müziğin sesini bile bastırıyorlar. İtalyanlar çıktığı zaman herkes sessiz işte. Onlara tezahürat falan müzik başladığında isimlerine doğru tezahüratlar falan. Biz böyle iskelet kostümünü giymişiz. Tamam mı? Böyle etrafıma bakıyorum ama bunlar ne? Her taraf şıkıl şıkıl. Kıyafetler, tüyler havada uçuşuyor, büsküller falan. Biz de böyle iskelet kostümü, hiçbir şey bilmiyoruz. Yani saçma sapan ölü gibi böyle çıkmışız dans ediyoruz. Ama dansımız çok kötü değil. Yani idare ederiz orada ama o kadar şıkır şıkırın içerisinde yani diyecek kadar facia bir kıyafetimiz vardı. Ama biz tabii bize göre de iyi olarak görüyoruz. Nasıl biliyor musun? Ne kadar sayısız böyle canlı yayın programına katılmışım. Sayısız dediğim, bir ara biliyorsunuz birkaç adam döneminde
Her gün canlı yayındayım. Yani sabah şekerleri, akşam programı, cumartesi bilmem neyi, pazar şeker. Yani her gün o canlı yayınlara çıkmış. Ben o böyle adamları görünce, hakemleri görünce falan bir anda elim ayağım birbirine dolaştı. Ama ne yapayım, elimden gelen her şeyi yaptım. Ben de çıktım, dansımı yaptım. Tabii İtalyanlar birinci oldu. Her zaman olduğu gibi İtalyanlar birinci oldular. Ama ben en azından bu benim için her katıldığım yarışma bir tecrübe oldu. Ve İtalya'da katıldığım bu yarışma sonrasında da çok yüklü bir şekilde ülkeme döndüm. Aytunç Bentürk 31. olmasının ardından ülke bayraklarının olduğu lojeye doğru kafasını kaldırdı. Uzun uzun lojeyi seyreden Aytunç Bentürk, bu iş burada bitmedi der gibiydi. Çok yakın bir zamanda bayrağımız hak ettiği yere kavuşacaktı. Aynı dönem ise yani 2003 yılında Türkiye'ye bir dünya starı ayak bastı. Yonca Gülgeç tarafından ülkemize getirilen Juan Matos, ne olduğu hakkında, kafaların karışık olduğu New York Style On Two hakkındaki tüm sonu gelmemiş cümlelere noktayı koydu. Bugün gerçek anlamda Türkiye'de yaptığımız New York Style On Two'nun temelleri o gün atılmış oldu. Başta İstanbul'da yer alan dans okulları olmak üzere birçok kişiye eğitimler verdi. Juan Matos halen salsa efsaneleri arasında sayılmaktadır. Yine 2003 yılında önemli bir yarışma olan ve Cafer Ağa Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Salsa Şampiyonası Uluslararası Dans Örgütü IDEO'nun ve Aytunç Bentürk'ün katkılarıyla düzenlendi. Tüm hakemlerin yabancı olduğu bu yarışmayı dönemin parlayan yıldızı, şimdilerin TV oyuncusu Bahadır Efe ve Gizem Şen Yaprak kazandı. Yine 2004 yılında eksiklerini kapatan ve o dönem salsa yapan şimdilerin önemli tango eğitmenlerinden Mine Akkoyun'la partner olan Aytunç Bentürk, bir yıl sonra yani 2004'te İsviçre Zürih'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Aslında henüz kendinin de bilmediği şey 2004 ve 2005 yılı Aytunç Bentürk'ün yılı olacağı, tüm Türkiye'ye ilham vererek yurt dışında salsa dansında Türklerin de adından söz ettireceğiydi. Yıl halen 2004, bir dönüm noktasıydı. Türkiye'nin en büyük salsa organizasyonu Yonca Gülgeç, Mehmet Ceyhan, Cihat Can, Aytunç Bentürk, Dans Türk, Dansoryum ve Alper Alakut tarafından planlandı ve hayata geçirildi. Birinci Salsa Cumhuriyet Kupası yarışması tüm Türkiye'den katılım ile başarılı bir şekilde düzenlendi. Profesyonel kategoride birinci olan Mert Ülger ve Leymin Şaylan tüm dikkatleri üzerine toplarken, amatör kategoride Alper Güleçoğlu ve Esin Teke birinci oluyor, şov salsada ise tabuttan fırlayan Bahadır Efe ve Koray Türkay şampiyonluk ipini göğüslüyorlardı. Artık Türkiye'de yarışmaya katılanların ünlü olduğu bir dönem başlıyordu. 2003 ile 2007 yılları arasında ülkemizde yapılan yarışmalarda neredeyse her yarışmada aynı kişiler yarıştı. Daha sonra bu kişiler kendi illerine dönerek salsa ateşini kendi illerinde yakmaya devam ettiler. 2003 yılında efsane Murphy's Salsa Cup birincisiyle bizlere merhaba dedi. Efsane olacak bu yarışma birçok farklı ilde yapıldıktan sonra finalleriyle tüm salsa severleri İstanbul'da buluşturdu. Yapılan bu yarışma bir yıl sonra yapılacak Salsa Cumhuriyet Kupası'nın da temellerini atmış oldu. Cumhuriyet Kupası'nın düzenlendiği yıl, yani 2004 yılında ikinci Murphy's Salsa Cup daha da zorlu geçti. Kimler kimler yoktu ki? Zafer Coşkun, Yalçın Şişman, Leymin Şaylan, Selçuk Güler, Doğa İrez, Eylül Ateşler, Yunus Emre ve daha birçok dansçı finalde kozlarını paylaştı. Yarışmayı sinema ve televizyon oyuncusu Yasemin Yalçın'ın kızı Eylül ve partneri Sinan kazanırken ikinci Ebru Tıraş'ın öğrencileri Yunus Emre ve Ceyda oldu. Bu yarışma ile iyice kızışan salsa yarışmaları artık alev almak üzereydi. İllerine dönen dansçılar salsa dansına daha çok eğiliyor, kısıtlı imkanlarla herkes kendini geliştirmeye çalışıyordu. Video kasetler aranıyor, yeni müziklere ulaşmak için her tür imkan kullanılıyordu. Aynı dönem, yani 2004 yılında Duygu Ural ile partner olan Aytunç Bentürk, Avusturya'da katıldığı bir yarışmada finale kaldı ve tüm rakiplerine hiç de hafife alınamayacak bir rakip olduğunu göstermiş oldu. O yarışmaya Aytunç Bentürk ile giden Alper Alakut, ilk IDEO hakemliğini orada alarak takip eden süreçte Uluslararası Dans Örgütü IDEO'nun Türkiye Başkanlığı'na kadar gidecek yolda ilk adımı atmış oldu. Danstan kazandığı parayı dansa yatıran ve ülke ülke gezen Aytunç Bentürk, 2004 yılında ülkemize en sonunda büyük zaferi yaşattı. İsviçre Zürih'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı şampiyon olarak en üst sıraya çektirdi. Bu muhteşem başarı sadece bir başlangıçtı. Hemen ardından Almanya'da yapılan Avrupa Salsa Şampiyonası'nda da birinci olan Aytunç Bentürk,
büyük bir gurur ve sevinçle ülkesine döndü. Yüzünde gülümsemeyle bahsettiği ve dönemin en zor yarışmalarından İngiltere Tropicana yarışmasında partnerini düşürerek 3. olan Aytuç Bentürk, bugün bile yarıştığı ve o yarışmada 1. olan dönemin efsane isimlerinden Jesus Aponte'yi o dönem geçmesinin çok zor olduğundan aynı samimiyetle bahseder. Avrupa'da Aytuç Bentürk'ün bu başarıları kazandığı dönemde Türkiye'deki salsa dansçılarına ilham veren yarışma aslında Amerika'daki Mayan Salsa Cup'tı. Türkiye'de ikinci jenerasyon diye adlandırılan tüm salsa dansçılarının koreografilerine ilham veren, gerçekten oldukça ütopik sunumların gerçekleştiği Mayan Salsa Cup tüm dünya tarafından merakla beklenen en önemli yarışmaydı. Bir dansçı için, özellikle Türk dansçılar için oraya katılmak şöyle dursun, derece almak şöyle dursun, orada var olmak bile ışık yılı uzağımızdaydı. Peki gerçekten öyle miydi? 2004 yılında bir diğer başarı haberi de Mert Ülger ve Leymin Şaylan'dan geldi. 1. Cumhuriyet Kupası profesyonel kategori birinciliğinin ardından gözlerini yurt dışına diken yetenekli dansçılarımız Almanya'da yapılan yarışmada Avrupa ikincisi oluyor. Takip eden süreçte dünya şampiyonasında da aynı başarıları göstererek ikinci ve üçüncü oluyorlardı. O dönem Aytuç Bentürk, Duygu Ural'la birlikte salsa branşında yurt dışında başarılar kazanan tek milli dansçı çiftimiz olan Mert Ülger ve Leymin Şaylan, kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonası ikincilikleriyle aslında Türklerin salsa dansında çok başarılı olabileceklerini Aytuç Bentürk, Duygu Ural'la birlikte tüm dünyaya gösterdi. Yıl 2005'ti. Artık irili ufaklı bazı yarışma ve organizasyonlar farklı illerde yapılmaya başlanmıştı. Antalya'da Devrim Sırmalı önderliğinde çeşitli organizasyonlar düzenleniyordu. Bu organizasyonlardan birine örnek 2005 yılında Antalya'da düzenlenen Show Salsa yarışmasıydı. Kıran kırana geçen yarışmada Esin Teke ile partner olan Alper Güleçoğlu uzun süre hafızalarımızdan çıkmayacak repliklerle dolu koreografisini bağıra çağıra sergiliyordu. Bak, bana ninjalık yaptırmayın, tamam mı? Bana ninjalık yaptırmayın! 2005 yılında bir kez daha düzenlenen efsane yarışma Murphy's Salsa Cup yeniden tüm Türkiye'nin en yetenekli salsa dansçılarını İstanbul'da buluşturdu. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan katılan şampiyon dansçılar kıran kırana bir rekabetin içine İstanbul Kalamış Marina'da gireceklerdi. Antalya şampiyonu ve yıldızı yeni parlayan Emre Çay ve Saliha Yüksel. Bir yıl önce finale kalamamasının acısını çıkartarak 2005'te Ankara şampiyonu olan Berkan Kaymaz ve Tümay Tunur, İzmir şampiyonları Eda Söz ve Serkan Dadaş ve daha birçok yetenekli dansçı 2005 finalleri için İstanbul'da buluştu. Her zamanki gibi kıran kırana ancak son derece samimi bir havada geçen yarışmada Emre Çay ve Saliha Yüksel birinci olurken ikinci Ankara'dan Berkan Kaymaz, Tümay Tunur, üçüncü İzmir'den Eda Söz ve Serkan Dadaş oldu. Bu isimler kendi illerine dönerek süreçte salsa dansının gelişmesine büyük katkılarda bulundular. Çığ gibi büyüyen salsa dansına ilgi 2. Salsa Cumhuriyet Kupası'nın yapılmasına zemin hazırlarken 2005 yılında bir sabah camiamıza bir haber bomba gibi düştü. Cennetin 7. katındaki Mayan Salsa Cup'ta uluslararası kategoride Aytuç Bentürk ve Duygu Ural birinci olmuşlardı. Tüm Türkiye'de gururla karşılanan bu haber aslında 2. jenerasyon Türk dansçılarının önündeki birçok perdeyi en kısa yoldan kaldırdı. Artık salsa anlamında Aytuç Bentürk'ün altın çağı başlamıştı. Türkiye'nin neredeyse her iline giderek dansı sevdiriyor, eğitimler veriyordu. Medyatik kimliği ve yeteneği kazandığı başarılar sayesinde popülaritesi tavan yapıyor, herkes onu görmek, canlı performansını izlemek için organizasyonları dolduruyordu. Salsa dansını tüm Türkiye'ye sevdiren ve medya açısından da farkındalık yaratan birisi varsa bu isim tartışmasız Aytuç Bentürk. 2005 ile 2008 arasında ülkede doğu illeri de dahil ayak basmadık yer bırakmayan Aytuç Bentürk ve Duygu Ural o dönem dansın yüzü olarak her yerde karşımıza çıkıyordu. 2005 yılında ilk defa bir show salsa yarışması Ankara'da halka açık şekilde düzenlendi. Birçok televizyon kanalının ana haber bültenlerinde de yer bulan bu yarışma tüm Türkiye'den en yetenekli salsa dansçılarını bir kez daha Ankara'da buluşturdu. Bu yarışmada Gazi Umdu ve Alize Sekman çifti birinci oldu. Alper Güleçoğlu ve Esin Teke çifti ise ikinci oldu.
Takip eden yıllarda yeniden düzenlenecek Optimum Show Salsa yarışması, salsa yarışmaları tarihinde Show Salsa kategorisinde en uzun süre düzenlenen yarışma olarak hep hatırlanacaktır. Bu yıllarda Antalya'da Devrim Sırmalı ve o bölgede eğitimlerine devam eden Derya Erenler ve alaylı dansçı Tugay Kuzey, namı diğer Tugay Baba, yeni gençler yetiştiriyor, irili ufaklı organizasyonlar ile insanları dansla buluşturmaya devam ediyordu. 2005 yılının son önemli organizasyonu 2. Salsa Cumhuriyet Kupası'ydı. Tam anlamıyla bir patlama yaşanan bu yarışmada amatör, profesyonel ve şov salsa dansçıları farklı kategorilerde yarışıyorlardı. Tüm jürilerin yabancı olduğu bu yarışma yine Yonca Gülgeç, Mehmet Ceyhan, Aytuç Bentürk, Cihat Can'ın katkılarıyla düzenlendi. Kimler kimler yoktu ki? Dinçer Dişlon, Şenol Vefa Gülmez, Esin Teke, Alper Güleçoğlu, Berkan Kaymaz, Tümay Tunur, Yunus Emre, Ebru Tıraş, Tolga Oflu, Koray Türkay, Serkan Yıldız, Yeliz Yıldız, Gazi Umdu, Alize Sekman, Bahadır Efe, Yağız Bankoğlu, Kuban Turan, Tülin Motola, İlker Gülcan ve yüzlerce yetenekli dansçı. Sonuçlar mı? Amatör kategoride günümüzün yakışıklı ve yetenekli dansçı okul sahibi Yağız Bankoğlu, partneri Şebnem Burcuoğlu ile birinci olurken, şov salsa dalında ise Muzaffer Esra eğlenceli şovları ile birinci oldu. Yarışmanın cadı kazanı profesyonel kategoride ise birinci Yunus Emre Ebru Tıraş, ikinci Alper Güleçoğlu Esin Teke, üçüncü ise Berkan Kaymaz Tümay Tunur oldu ve salsa yarışmalarında Türkiye'de verilen en ağır kupayı müzelerine götürdü. Yıl 2006 olmuştu. Artık dansta branşlaşma iyice belirginleşmişti. Dans deyince sportif latin yapacaksın, yanına eğlence için salsa, biraz da tango tamamdır. Freestyle zaten her zaman vardı anlayışı yavaş yavaş kayboluyor. Diğer branşlarla birlikte salsa dansı kendi kitlesini oluşturuyordu. Ancak 2006'ya kadar geçtiğimiz süre yaptığımız organizasyonların ve yarışmaların devlet tarafından ilgi görmediği dönemlerdi. Herkes kendi imkanları ile bu büyük organizasyonları yapıyor, maliyeti ya ucu ucuna kurtarıyor ya da zarar ediyorlardı. Ancak salsa sevgisi işte böyle bir şeydi. Organizasyon yapanların ise en büyük motivasyon kaynağı ise işte buydu. Artık bir şeyler değişmeli, önümüzdeki engeller kaldırılmalıydı. İşte böyle bir ortamda bizleri bugünlere getiren değerli büyüklerimize bir kez daha ihtiyaç duyulmuştu. Belki de devletin kapısını bizlerden biri çalsaydı aynı etkiyi yaratmayacak, aynı sonuçlara vakıf olmayacaktı. Ama devletin kapısını bu sefer çalanlar çok değerli sanatçılar ve spor adamlarıydı. Rahmetli duayen spor adamı Ersin Uysal'ın girişimleri, dönemin en medyatik dans eden ünlüleri Tolga Han önderliğinde Hakan Peker, oryantal sanatçısı Asena, Aytunç Bentürk, Yonca Evcimik, spor adamı Gazi Umdu, Uğur Tenekecioğlu ve arkadaşlarının çabaları ile Türkiye'de bir dönüm noktası olacak Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurulmuş oldu. İlk başkan olarak Tolga Han çalışmalarına hızla başladı. Artık Türkiye'de yepyeni bir dönem başlıyordu. Dansa ait branşlar tek çatı etrafında toplanmış, devletin kontrolüne girmişti. Yıllarca eğlence için yapılan danslar artık Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde birer spor dalı olma yolundaydı. Kurulan dans federasyonu sayısız iş imkanı doğurmuş, sportif altyapıyı yavaş yavaş oluşturmaya başlamıştı. Günümüzde var olmayan salsa spor mudur, sanat mıdır, kültür müdür tartışması ise o yıllarda alevleniyor. Salsanın sportif olarak nasıl yapılacağına dair hararetli tartışmalar gündemin ilk maddesi oluyordu. Ancak takip eden yıllarda çok değerli isimlerin çalışmaları sayesinde bu tartışma son buluyor, salsanın sanatsal, kültürel ve sportif bir bileşen olduğu kabul görüyordu. Ancak bu bilincin gelişmesi için 3-4 yıl beklememiz gerekecekti. 2000'li yılların ortalarındaki popüler yarışma türlerinden biri olan şov salsa yarışmalarının biri bitiyor, biri başlıyordu. 2006 yılında Ankara'da ikinci kez organize edilen Optimum Show Salsa yarışması halka açık düzenleniyor ve büyük beğeni topluyordu. Birbirinden güzel şov salsa koreografilerini izleyen halk dansın en sıcak yüzüyle buluşuyordu. Bu yarışmada İzmir'den gelen bir çift oldukça orijinal bir fikri salsaya uyarlayarak birinci oldular. Bu çift Ümit Yumlu ve Osman Aydın'dı. Türk kültürüne mal olmuş aşık maşık koreografisi ile birinci olurken saksılardan çıkan farklı koreografisi ile genç Emre Çay ve Los Diablos ekibi ikinci oldu.
Yine 2006 yılında Murphy's ani bir kararla elemelerle her sene yaptığı Murphy's Salsa Cup dışında bir yarışma daha organize etti. Ülkemizde 99-2000 yıllarında salsanın gelişmesi için davet edilen Carlos Paz, 2006 yılında Elder Sanchez ile bir kez daha ülkemizi bu yarışmada hakem olmak için ziyaret ediyordu. Başkent'te hızlı bir organizasyonla düzenlenen Murphy's Open Salsa Contest 2006 yarışmasında Berkan Kaymaz Tümay Tunur birinci olurken Serkan Yıldız Yelizşen ikinci oluyorlardı. Elbette Murphy's Salsa Cup dördüncüsü ile aynı yıl aynı formatla tekrar bizlerle buluştu. Aynı yarışmanın show salsa kısmında ise Divas Dance Team birinci olurken Şahmaran Dance Team ikinci oldu. 2006 yılında Türkiye iki büyük salsa organizasyonuna aynı anda ev sahipliği yapıyordu. 3. Salsa Cumhuriyet Kupası ve ilk kez düzenlenecek Mundo Latino Salsa Cup. Cumhuriyet Kupası organizasyonundan ayrılan Yonca Gülgeç ve Mehmet Ceyhan, Mundo Latino Salsa Cup adında bir yarışmayı düzenlerken, birkaç hafta arayla 3. Salsa Cumhuriyet Kupası da takvimlere alınmıştı. Tam bir cennete düşen salsa yarışmacıları bu iki organizasyona da büyük ilgi gösterdi. 2006 Mundo Latino Salsa Cup'ta amatör klasmanda Muzaffer ve Esra tüm salonu ayağa kaldırarak salsa tarihinin tırnak içinde en ağır birinciliğini kazanırken, profesyonel kategoride birinci Yunus Emre Ebru Tıraş, ikinci Ümit Yumlu Aslı Özhatun, üçüncü Selçuk Güler Eda Söz oluyordu. Show Team kategorisinde Mundo Latino Team birincilik sevincini yaşarken, Show Couple kategorisinde Ümit Yumlu ve Osman Aydın aşık maşuk şovları ile bir kez daha birincilik sevincini yaşadılar. Diğer yandan efsane Cumhuriyet Kupası'nda ise profesyonel kategoride Emre Çay Esin Teke birinci olurken Ümit Yumlu Aslı Özhatun ikinci oluyordu. 2006 yılı yarışmalar ve organizasyonlar açısından tam anlamıyla dop dolu geçiyordu. Bodrum'da düzenlenen dans festivali tüm Türkiye'yi Bodrum'da buluşturdu. Alex da Silva Ruby Karen, ilk kez Türkiye'ye gelen Tropical Jam gibi efsane isimlerin buluştuğu bu büyük organizasyonda tatil konseptli festival kavramı ilk kez test edilmiş oldu ve tahmin edebileceğiniz gibi katılımcılardan tam not aldı. Bu organizasyonun yarışması da açık havada kıran kırana geçti. Birinciliği Serkan Yıldız Yelizşen alırken, ikinciliği Dinçer ve Seyhan Dişlon, üçüncülüğü ise yeni partner olan Berkan Kaymaz Hatice Yenal kazandı. Sımsıcak Bodrum akşamlarında yapılan Latin geceleri, canlı müzikle dans eden binlerce kişi halen en güzel hatıralarımızda yer almaya devam ediyor. Diğer yandan IDO cephesinde de önemli gelişmeler oluyordu. 2006 yılında Budapeşte de düzenlenen IDO Genel Kurulu'nda bir senelik aday üyeliğin ardından Alper Alakut'a Türkiye'de IDO yapısını kurması ve geliştirmesi yönünde yetki verilerek IDO Türkiye Başkanı görevi verildi. Bu tarihten sonra Alper Alakut, IDO hakemliği seminerleri için IDO Genel Sekreteri Christian Dan Johnson'ı Türkiye'ye getirerek Ankara, İzmir gibi illerde seminerler düzenledi. Damla Demirci, Deniz Şaylan, Muzaffer Gür, Dinçer Dişlon, Berkan Kaymaz, Fatih Özvezneci gibi birçok isim 2006 yılında IDO Ulusal Hakemliği belgelerini Christian Dan Johnson'dan aldılar. Elbette Alper Alakut o yıl bununla yetinmedi. Uluslararası IDO yarışmalarına sporcu götürmek için yarışmalar organize etmeye başladı. Avusturya Seefeld'de düzenlenecek IDO Salsa yarışması için Türkiye elemesini 2006 yılında İzmir'de düzenledi. Yine kıran kırana geçen yarışmada aynı isimler tekrar birbirleriyle yarıştı. Bu sefer birinciliği Bursa'dan Dinçer ve Seyhan Dişlon, ikinciliği Çiçeği Burnunda partnerler Emre Çay Esin Teke ve üçüncülüğü ise Ankara'dan son kez beraber yarışan Berkan Kaymaz Tümay Tunur elde ederek IDO Avusturya Seefeld Salsa yarışmasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Seefeld'deki yarışmaya kendi imkanlarıyla katılan Emre Çay ve Esin Teke ilk yurt dışı deneyimlerinde Salsa Couple klasmanında 11. Latino Show klasmanında 4. ve Bachata'da 6. oldular. Sene 2006'da yaşımız daha çok küçüktü. Beraber ilk dans kariyerimize yeni başlamıştık ve daha da öncesinde Türkiye'deki o dönemin en prestijli yarışmalarından birinde birinci olmuş olmak bizi çok heyecanlandırmıştı. Evet, birlikte ilk yurt dışı deneyimimizdi ve buna rağmen orada da girip derece almıştık ve ülkemizi temsil etmiş olmanın da gerçekten gururunu yaşamıştık. Hala aklımıza geldiğinde çok mutlu olduğumuz zamanlardı. Aynı şekilde ülkemizi temsil eden Ümit Yumlu Latino Show kategorisinde birinci olarak ülkemize büyük sevinç yaşattı. 7 Temmuz 2007 tarihinde Avusturya Seefeld'de yapılan
IDO'nun World Latin Championship yarışmasına katılmıştık. Orada Aşık Maşuk gösterimizde sahne aldık, yarıştık. Aşık Maşuk'ta Türk halk dansları ve salsayı birleştirmiştik. İdris Ersan Küçük orada partnerimdi, beraber dans etmiştik. Ve tabii en önemlisi bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmak bizim için müthiş bir gurur kaynağı olmuştu. Bu sırada yeni kurulan Genç Federasyon yapılanma sürecine devam ediyor, kurullarını oluşturuyor ve müfredatlarını hazırlıyordu. Kuban Turan, Cihat Can, Mesut Hamiş, Murat Acar, Mehmet Ceyhan, Aytunç Bentürk, Gazi Umdu ve birçok isim kurulları oluşturmaya çalışıyor. Olmayan salsa müfredatını hazırlıyor. Bir yandan da salsanın yarışması mı olurmuş, bir kültür nasıl sporlaştırılmaya çalışılmış şeklinde sonu gelmez tartışmaların merkezinde kalıyorlardı. Federasyon bu tartışmaların dışında kalarak Tolga Han önderliğinde hakem, sporcu ve kulüp sayılarını arttırmaya çalışıyor, düzenleyeceği şampiyonaların altyapısını yapmaya çalışıyordu. Yıl 2007 olmuştu. Federasyonun tanıyarak destek verdiği ilk yarışma olarak tarihe geçen ve yarışma sonrasında dağıtılan Hale Oktay dolarları ile her zaman yüzümüzde tebessüm ile hatırlanan 2007 İzmir Salsa Kupası Hale Oktay tarafından İzmir'de düzenlendi. Yurt dışından hakemlerin jüri üyesi olarak görev yaptığı bu yarışma amatör, profesyonel ve show salsa kategorilerinde düzenlendi. Show salsa'da Emre Çay, Esin Teke, Volkan Akkaya ve Gülsen Karatoprak'ın yeni kurduğu Los Diablos birincilik ipini göğüslerken aşçı şovları ile Salsa Angora ekibi ikinci oldu. Daha da zorlu geçen profesyonel kategori ise yeni partner olan Berkan Kaymaz, Hatice Yenal birinci olarak tamamladı. Yarışmaya ilk kez federasyon başkanı sıfatı ile Tolga Han da katılarak yönetim kurulu ile organizasyona destek verdi. Bu yarışma pek çok açıdan yıllarca hatırlanan bir yarışma olarak o dönem dansçılarının hafızalarında kaldı. Bu yarışma ile perdelerini aralayan Genç Federasyon ilk gerçek yarışmasını 2007 yılında Antalya'da klasman belirleme yarışması ile gerçekleştirdi. Henüz hiçbir klasmanın olmadığı, seviyelerin bilinmediği bir dönemde atılan bu adım önemli gelişmeleri de beraberinde getirecekti. Yarışma tarihin en geniş katılıma sahip yarışması olarak hafızalarımızda yer etti. Herkese klasman verilen ve ilk ona kalarak A klasman olanların milli takıma seçileceği bu önemli yarışma tam bir yıldızlar geçidiydi. Tanıdığınız, bildiğiniz salsa dansına günümüzde yön veren herkes neredeyse bu yarışmaya katıldı. İlk onda kimler yoktu ki? Yeni partner olan Alper Özge, İzmir'den Denizhan Evrim, Antalya'dan Emre Esin, Volkan Gülsen, Ankara'dan Berkan Hatice, İstanbul'dan Tuğyan Hande, yeni partnerlikleriyle ilk kez profesyonel anlamda görücüye çıkan o zamanlar Antalya'da Salsa Castle isimli grubu kurarak çalışmalarına devam eden Şenol Nur, rahmetli İmu ve partneri Özlem Sevimkan, Emre Cama'dan Tolga Oflu, uzun saçları ile Zafer Coşkun ve Yasemin Coşkun. Dediğimiz gibi tam bir yıldızlar geçidiydi. Federasyonun düzenlediği en çekişmeli salsa yarışması olan Antalya Klasman Belirleme Yarışması'nı Alper ve Özge çifti birinci olarak tamamladı ve diğer ilk ona kalan saydığımız sporcular ile birlikte milli takım olmaya hak kazandılar. Aynı yarışmada çok yetenekli ve genç bir dansçı olan Sina Cora ve Tülin Motola şov klasmanında birinci oldu. Takip eden süreçte genç Sina Cora savaştı, lenf kanserine yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Genç Sina halen sımsıcak gülümsemesiyle anılarımızda yaşamaya devam ediyor. 2003 ve 2007 yılları arasında Türkiye'de düzenlenen salsa yarışmalarının profesyonel kategorilerinde neredeyse her yarışmada aynı çiftler yarışıyor ve kupa bir şekilde her yarışma el değiştiriyordu. Tatlı, dostane rekabetler sonucu bu insanlar arasında uzun yıllar kopmayacak değerli bağlar kuruluyordu. Bu bağlar sayesinde takip eden süreçte bu isimlerden bazıları sportif salsanın ülkemizde kurulmasında ve ilerlemesinde büyük çalışmalara beraberce imza atacaklardı. Hem sportif olarak yarışırken aynı zamanda öğrenci de yetiştirerek rol model olması hem de federatif yapı içindeki çalışmaları açısından Denizhan Mersinoğlu, Emre Çay, Şenol Vefa Gülmez, Zafer Coşkun, Berkan Kaymaz, Fatih Aktan Coşkun, Dinçer Dişlon, Kuban Turan, Eda Söz, Ümit Yumlu, Emre Camadan gibi değerli isimler sportif salsa dansı adına gelecekte önemli kilometre taşlarını yerine koyacak isimlerdi. Yine 2007 yılında ilk kez klasmanları verilen sporcular ile TDSF Türkiye Kulüpler Arası yarışmasını ilkini Ankara'da düzenledi.
Sadece bu kadar mı? Aynı yıl yine Ankara'da federasyon tarafından ilk Türkiye salsa şampiyonası resmen düzenlendi. Bu çok önemliydi çünkü artık Türkiye şampiyonasında birinci olacak sporcular resmi Türkiye şampiyonu olarak anılacaktı. Kıran kırana geçen bu yarışmayı partnerlikleri yavaş yavaş oturmaya başlayan Şenol Nur çifti kazanıyor ve ilk Türkiye şampiyonu ünvanını alıyorlardı. Takip eden yıllarda defalarca el değiştirecek bu ünvan, Türkiye'nin salsa dansı açısından en değerli ünvanı olarak birçok kişinin mutluluk ve prestij kaynağı oldu. 2006 ve 2007 yılları salsa dansı adına organizasyonlar ve yarışma boyutunda tam anlamıyla patlamanın yaşandığı yıllardı. 2007 yılında Cumhuriyet Kupası organizasyonundan ayrılan Mundo Latino ekibi çok çok önemli bir organizasyonu yapmaya hazırlanıyorlardı. Ülkemizde şu an var olan tüm gerçek salsa festivallerinin ilki olacak Turkey Salsa Fest ilk kez 2007 yılında düzenlendi. Tüm dünyadan dönemin en popüler yabancı artistleriyle göz kamaştıran bir organizasyona imza atan Mundo Latino, muhteşem bir atmosferde binlerce kişinin katılımı ile organizasyonu başarıyla tamamladı. Festival bir açıdan da önemli bir unsuru ilk kez oluşturdu. Türkiye'nin ilk büyük bachata yarışması da bu festival dahilinde düzenlendi. Birçok başarılı ismin katıldığı bu yarışmada birinciliği Antalya'dan Fatih Aktan Coşkun, Burçin Beril çifti kazandı ve Türkiye'nin ilk bachata şampiyonları ünvanını aldı. Günümüzde de federasyon bünyesinde bachata yarışmaları henüz düzenlenmediğinden o yarışmanın yapılmış olması birçok festivalin bachata dansına olan ilgisini arttırdı. Sahne şovları açısından eşine az rastlanır bir kaliteye sahip olan Turkey Salsa Fest 2008 yılında bir kez daha düzenlenecek ancak sponsor problemleri dolayısıyla takip eden yıllarda düzenlenmeyecekti. Yine de 2007 ve 2008 yıllarında düzenlenen bu organizasyon halen hafızalarımızda yapılmış ilk salsa festivali olarak saygıyla hatırlanmaktadır. Günümüzün organizasyon yapan tüm değerli isimleri Türkiye Salsa Festivali'ni özlemle hatırlamakta, nerede o eski festivaller demekten kendilerini alamamaktadırlar. Elbette bu dönem, yani 2007 yılında Murphy's Salsa Cup 4.sü ile yeniden düzenleniyor. Dönemin popüler show salsa organizasyonu Optimum Show Salsa yarışması heyecanı herkesi yeniden sarıyordu. Bu yıl düzenlenen Murphy's Salsa Cup ilk kez profesyonel ve amatör olarak ikiye ayrılıyor. Artan salsa dansçılarının daha da eşit şartlarda yarışması sağlanıyordu. Bu yarışmanın amatör kategorisi Uğur ve Ayça tarafından kazanılırken profesyonel kategoride Emre Esin çifti birinci, Tuğyan Hande çifti ikinci, Berkan Hatice çifti üçüncü oldu. Elbette Kalamış Marina yine efsane akşamlarından birini yaşamış oldu. Artık federasyonun kurulmasının üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçmişti. Taşların yerine oturması için biraz daha süreye ihtiyacımız varken federasyon 3 büyük organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Yavaş yavaş olağanüstü genel kurul dedikoduları alevlenmeye başlıyor. Her federasyonun kurulmasında yaşadığı zorluklarla bizim federasyonumuz da yüzleşmeye başlıyordu. 2008 ile 2010 arasındaki dönem şu anki istikrarlı dönemden biraz uzaktı. 2007 yılında düzenlenen bir diğer büyük organizasyon olan Optimum Show Salsa yarışması Ankara'da bir kez daha düzenlendi. Tüm Türkiye'den birbirinden eğlenceli şovların katıldığı yarışmada ekipler kıran kırana yarıştı. Geleneksel Türk kültürünün bir parçası olan Gölge Oyunu Karagöz Hacivat konseptli şovları ile Muzaffer Gür, Berkan Kaymaz, Hatice Yenal ve Bilnur Şimşek'ten oluşan ekip birinci olarak Yeni Show Salsa Türkiye şampiyonu oldu. Sunucu Toprak Sergin'in sesiyle destek verdiği bu gösteri Karagöz and Hacivat, the soul of Şevremiz. O dönem izleyenlerin hafızalarında keyifli bir tat bırakmayı fazlasıyla bildi. Aynı dönem yine tüm Türkiye'de salsa dansına gönül vermiş kişileri bambaşka bir konsept ile toplayan bir organizasyon Ankara'da yapıldı. Belki de salsa dansçıları ilk kez hip-hop branşında var olan battle kavramı ile tanıştılar. O yılın en eğlenceli organizasyonu olarak hafızalarımızda yer eden bu yarışmada birinciye şampiyonluk kemeri verilecekti. Ankara Saklıkent'te yapılan bu Salsa Battle organizasyonunda o zamana kadar sayısız yarışmada rakip olarak ter döken birçok dansçı iki grup haline ayrılarak salsa müzikleri eşliğinde birbirleriyle kapıştılar. Oldukça eğlenceli karelerin yaşandığı bu organizasyonda kimler yoktu ki?
Bir tarafta Los Diablos, Emre Çay, Esin Teke, Volkan Akkaya, Gülsen Karatoprak, diğer yanda Gaz Yumdu, Koray Türkay, Doğa ve Deniz İre, Sinem Aslanoğlu, Burçin Beril ve daha birçok isim. Aslında kimin kazanıp kimin kaybettiğinin çok da belli olmadığı bu yarışmayı her tür tatlı sabotaj girişimlerine rağmen gerçek bir battle gibi hazırlanarak gelen Antalya ekibi Los Diablos açık farkla kazanıyordu. Bu yarışma takip eden süreçte düzenlenecek birçok büyük salsa battle'ının da kapısını açmış oldu. Yine aynı dönemlerde uluslararası Latin Amerikan dergisi QPM'in İngiltere'de düzenlediği Dünya Salsa Şampiyonası'nda birçok ülkeden katılımcı dansçıyı geride bırakarak partneri Gizem'le birinci olan Cihat Can bir kez daha uluslararası arenada adımızı duyuruyor ve bayrağımızı en üst sıraya çektiriyordu. Yarışmalardan her zaman uzak duran, salsayı bir sanat formu olarak kabul eden Özlem Sevimkan ve o dönem partnerlikleri devam eden İmu, yarışmalar dışında ülkemizi gösterileriyle birçok festivalde temsil etmeye devam ediyorlardı. Grup şovları ve eşli performansları ile göz dolduran bu çift adlarından sürekli söz ettiriyor, salsa denilince ülkede ilk akla gelen isimlerden olmayı sürdürüyorlardı. İmu bu dönemlerde popülaritesini arttırmış ve tüm Türkiye'de eğitimler vermek için çağrılan bir eğitmen haline gelmişti. Özellikle Afrika kökenli Küba dansları açısından aç olan ülkemize bilgisiyle büyük yardımlarda bulunmuş değerli bir isimdi. İmu ile ilgili anıları, o dönem İmu'nun grubunda dans eden ve şu an Ankara'da bir dans okulu sahibi olan sevgili Bahadır Kaya'nın en eğlenceli şekilde anlatımıyla dinleyebilirsiniz. Kimpa değil dedi, kukumpa, kukumpa. Ya işte ne oluyor, neden elektrik falan filan. 2005 ile 2007 yılları arasında dünya şampiyonu olmasının ardından Aytunç Bentürk, Türkiye'de birçok yetenekli ve başarılı dansçıyı yetiştirmeye devam ediyor. Ülkemizin her bölgesinde dansı sevdirmeye ve workshoplar ile eğitimler vermeye devam ediyordu. Federasyon içinde de popülaritesini kullanarak Murat Acar, Gazi Umdu, Mehmet Ceyhan ve diğer arkadaşları ile birlikte birlikteliği sağlamaya gayret gösteriyorlardı. Elbette yine bu dönemlerde televizyon kanallarında birçok dans programı ve yarışması boy göstermeye başlıyordu. Benimle Dans Eder Misin, Evlilik Dansı, Benim Annem Dans Edemez gibi birçok yarışmada Tansu Atürk, Yonca Evcimik ve birçok değerli ismiyle jüri görevleri alıyor, salsanın medyatik yüzü olarak toplumun farkındalığını dans adına arttırıyordu. Bu yarışmalardan Star Televizyonu'nda yayınlanan Evlilik Dansı programı en beğenilenlerinden biriydi. Murat ve Sinem çifti ile kıran kırana geçen bir yarışmadan sonra salsa dansçısı bir çift bu yarışmayı şampiyon olarak tamamlıyordu. Bu çift Bursa'nın camiamızı armağan ettiği değerli isimler Dinçer Dişlon ve Seyhan Dişlon'du. Diğer yandan dönemin en yetenekli salsa dansçılarından Bahadır Efe hip hop branşında da kalitesini konuşturuyor ve takip eden yıllar için sinema ve dizi oyunculuğuna göz kırpmaya başlıyordu. Tabii ülkemizde 50 yıldır sahne şovlarına dansı da ekleyen çok değerli bir ismin gazabından Türk televizyonlarında sahnede dans eden hiçbir dansçı nasibini almadan kurtulamıyordu. En taslak da senin suratın. Şuna bak, bak kamyon şoförü gibi. Bunu ne yapayım, bunun çocuğu da sarı olur. 2007 yılını işte bu ortam içinde, bu gelişmeler ışığında tamamladık. Artık salsa dansında yepyeni bir dönem başlıyordu. Binlerce dansçı, yüzlerce yeni eğitmen ve yeni organizasyon hayatımıza girecek. 2000'lerin başında yüzlerle ifade edilen salsa dansçısı sayısı sadece 7-8 yıl içinde 10 binlere, takip eden 10 yıl içinde ise milyonlara ulaşacaktı. Dans ayakkabısı firmaları, yarışma ve gösteri kostüm tasarımcıları, aksesuar satıcıları, medya direktörleri, dans anlamında sosyal medya yöneticileri gibi yeni iş kolları danstaki potansiyelin farkına varacak, geçmiş yıllarda yapılan tüm gelişmelerin akıtılan tüm terlerin dikleştirdiği omuzlarda yükselecekti. Ülkemiz genç şampiyonlar yetiştirecek, yeni eğitmenler bilgi havuzunun içine doğacak, sayısız dans okulu kurulacak, Avrupa'nın en büyük dans festivallerinden biri ülkemizde yapılacak, birçok uluslararası artistimiz yetişecek, sosyal aktivitelerin en başına salsa dansı öğrenmek oturacak,
Binlerce kişinin iş kolu değişecek, Türk toplumu dans ile modernleşecek, tabuları ve ön yargıları kırılacak, veliler minik meleklerini ellerinden tutup dans kurslarına getirecek, kısacası bir çığ önüne kattığı herkesi alıp götürecekti. Beraber salsa dansı adına çıktığımız bu uzun yolda 2007 yılından günümüze gelene kadar salsa, sanat, spor ve kültürel bir faaliyet olarak 3 farklı koldan halen ilerlemektedir. Artık ülkemizde neredeyse her ay büyük bir salsa festivali düzenlenmektedir. Eskişehir Dans Festivali, İzmir Dans Festivali, İstanbul Dans Festivali, Zaya Dans Festivali, Marmaris Dans Festivali, Bodrum Dans Festivali, İstanbul Winter Dans Festivali, Antalya Summer Dans Festivali, Bosphorus Dans Festivali, İstanbul Bachata Festivali, Salsa Jam in Cyprus, eski dönemlerde düzenlenmiş ve yeni dönemde de planlanan Antalya Dans Festivali, Ankara Dans Festivali, Akdeniz Dans Festivali bunlardan sadece birkaçı. Yine her yıl tüm Türkiye'deki yüzlerce resmi kulübün katıldığı federasyon tarafından düzenlenen muhteşem yarışma organizasyonları birbirini izlemektedir. 6 farklı ilde yapılan kulüpler arası müsabakalar, Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupaları. Diğer yandan birçok özel yarışma da ülkemiz sınırları içinde federasyon izniyle faaliyetlerine devam etmektedir. Sadece bu kadar mı? Her ilde yıl içinde onlarca defa düzenlenen salsa weekendleri ve çeşitli aktiviteler, canlı Latin konserleri ve diğerleri. Videomuzun başında ne demiştik? Bunu tek bir kişi başaramazdı. Evet, yapamazdı. Birçok kişinin emekleriyle onların değerli omuzları üzerinde yükseldik. Elbette süreçte daha sayısız gelişme ve yenilik oldu. En önemlilerini sıralamaya çalıştığımız belgeselimizin birinci bölümünde sayamadığımız irili ufaklı salsa dansı için çalışmalar yapmış tüm değerli yüreklere, dansla ilgilenen her bir Türk vatandaşı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salsa dansı dedik. Nerede günümüzün tanıdığımız sahne yıldızları, performerları, artistleri, salsa sporcuları, sanatçıları, pırıl pırıl koreografları neredeler? Örnek mi? Ezgi Zaman, Gülden Melek, Onur Gözde, Hande Ersin, Cem Melisa, Emek Büşra, Diego, Mustafa Tura, Can Betül, Yiğit Hazal, Sezgin Nursel, Yağız Bankoğlu, Metehan Tuğba, Onur Alp Sancaktar, Nusret Dişçi, Emin ve Ersin kardeşler, Onur Can ve Yağmur, Ali Raşit ve Büşra, diğer sayısız değerli isimler. Neredeler? Onlar 2007 yılından sonra adlarını sırasıyla yavaş yavaş duyuracaklar ve salsanın Türkiye'de en kaliteli ışıl ışıl pırıl pırıl 3. ve 4. jenerasyon dansçıları olacaklardı. Onların hikayesiyle 2. bölümde tekrar sizlerle olacağız. Ama o zamana kadar gelin şu büyük soruya beraberce bir cevap verelim. Nedir bu salsa? Salsa, Türkiye'de milyonlarca seveni olan, velileri, çocukları, gençleri, yetişkinleri, her yaştan herkesi, sanatın en güzel türlerinden biri olan dansla en kısa yoldan buluşturan, binlerce kişinin emek vererek hayatlarını devam ettirdiği, ay yıldızlı bayrağımızı defalarca yurt dışında en tepede dalgalandıran, İnsanların hayatına huzur, yaşamlarına kalite katan, daha sağlıklı genç nesiller yetiştirmemize olanak tanıyan, paylaşımın, dostluğun, sevginin ve gülen gözlerimizin tavan yaptığı, kimseye ait olmayan, sanatsal, kültürel ve sosyal ışıl ışıl bir bileşeni bünyesinde barındıran koskocaman bir ailedir. Salsa, bizi biz yapan, Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu medeni Türk toplumunun modern yüzüdür. Salsa bir kelime ya da dans türü değildir. Salsa bizim adımızdır. Gelin hep beraber bu adımızı haykıralım ve hislerimizi beraberce paylaşalım. Güzel ülkemde içimdeki yaşama sevincini en güzel ifade eden salsa dansı. Her sabah uyandığımda beni mutlu etmeyi başarıyor. Bu sayede hayata olan bağlılığım, çevremle olan iletişimim, kendi kişiliğim gün geçtikçe ışıldıyor ve güçleniyor. Bu günleri bizlere armağan eden abilerimize ve hocalarımıza, yön göstericilerimize, süreçte emeği geçen herkese, örnek bir sporcu olarak, bir Türk dansçısı, bir Latin müzik sever, bir sosyal dansçı, bir okul sahibi, bir antrenör, bir kulüp başkanı, bir performer, bir milli sporcu olarak sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizlerin koyduğunuz her bir taş sayesinde bütün bu güzelliklere sahibiz.
Gelecekte de bu güzelliklerin kıymetini fazlasıyla bilecek. Salsa dansının ülkemizde ve dünyada yayılmasına bizden öncekiler gibi katkı sağlayacağız. İster sanat olsun, ister kültür olsun, isterse spor. Dansın medeni bir ihtiyaç olduğunu asla unutmayacak. Bu güzel sosyal ve sportif pırlantamızı daima parlak tutacağız. Gönlümüzdeki sanat ve spor aşkı ışığında her adımımızı atacak. Pırıl pırıl yüreklerimizi dans sevgisiyle tıka basa dolduracağız. Bizler herkes değiliz. Bizler salsa dansına gönül vermiş kişileriz. Severiz, üzülürüz, gururlanırız, ağlarız, yalnız kalırız, eğleniriz, kayboluruz, umut ederiz, aşık olur, sinirleniriz. Dolu dolu salsa ile yaşar. Dolu dolu mutlu ederiz. Çalışırız, ter akıtırız. Asla pes etmeyiz. Bir kez kaybetsek de en sonunda kazanırız. Bizler modern Türkiye'nin modern yüzüyüz. Bizler salsa dansının pırıl pırıl başarılarla dolu geleceğiz. Bizler herkes gibi değiliz. Çünkü biz modern Türkiye'nin en büyük ve en ışıltılı ailesiyiz. Bizi anlamak için bizden biri olmanız gerekir. Çok zengin değiliz ama sonsuz servetimizle insanların hayatlarına değer katmaya devam ediyoruz. Bizler sanatçıyız, sporcuyuz, kültür elçisiyiz. Siz olun, bir gün bir yerde dans eden bir salsa dansçısı gördüğünüzde, milyonlu koskocaman bir sevgi yumağına baktığınızı asla unutmayın. İkinci bölümde görüşene kadar, Türk salsa dansının gelişimine herhangi bir şekilde hizmet etmiş değerli pırıl pırıl yüreklere sevgi ve saygılarımızla. Herkese merhaba. 50 yıllık bir dans hayatı 30 saniye sığar mı? Tabii ki sığmaz. Ama burada kısaca kendimden söz etmek gerekirse, 1960'tan beri twist dansıyla birlikte başladığım dans hayatım, bugüne kadar federasyon başkanlığım dahil olmak üzere devamında Türkiye'de her konuda, dans ile ilgili her konuda ilkleri yapmanın gururunu yaşayan bir kişiyim. Biz bu işe başladığımızda hani ne dansçı kelimesi vardı, ne dans sporcusu vardı, ne dans antrenörü vardı. Bunların hiçbirisi yoktu. Allah'a şükür bugün genç arkadaşlarımız bu sıfatların birçoğunu taşıyaraktan kendilerini dünyaya kabul ettirmek için bir çaba sarf ediyorlar. Ben mutluluğumu da yaşadım dans içerisinde. Dans etmediğim zamanlar gerçekten mutlu olmak benim için mümkün değildi. Ama tabii ki artık belli bir yere kadar geliyorsunuz. Hani ünlü balet Nur Evin bir lafı vardır. Ben mi dansı bıraktım, dans beni bıraktı hikayesi. Tabii siz sağlık bakımından belirli bir yere geliyorsanız, benim bir sözümde olduğu gibi dansın yaşı yoktur. Her yaşta yapılacak bir dans vardır mutlaka demişimdir. Ve bununla yapılabilen, yapabildiğimiz yani icraat olarak ama şu anda, bugün itibariyle önemli olan tecrübelerimiz, edinmiş olduğumuz ve ortaya koymuş olduğumuz çevresel faktörlerle birlikte dansa hizmet. Hepinizi çok seviyorum. Dansa gönül verenleri çok seviyorum. Ben onlara dans aşıkları diyorum. Çünkü dans aşkla yapılırsa yapılır. Yoksa asla yapılamaz. Hoşça kalın.